Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızın görüşmelerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalpın. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şarif Türkistan ve dünya kün tertibiyle alakadar bulup ötken en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kaynağımızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Dünyanın her kaysi caylarında Barın katliamının 31. yıllığı hatırlandı. 1990 yılı 5. April Barın halkı Xitayning vahşilerce bastırışığı uçurgan idi. Aradan 31 yıl ötken bostumu Xitay Şarkı Türkistan'da elip berivatkan cinayetlerini tehamı vahşileşken haleti elip barmaqda. Bu münasibet bilen İstanbul'daki Xitay Başkonsulxanası atrapıda namayış ötküzvatkan halkımız havanın soğuk ve yağmurluk buluşuğa karmay namayışın devamlaştırdı. Hem de Barın katliamını hatırlap bayanat ilan kıldı. Bayanat 3 tilde elan kılınğan bolup, bayanatta Barın Cihadi hareketinin jarayanı Xitayning Barın halkıga yürgizgen katliam siyasi tunuşturuldu. Hem de Xitayning Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan terrorluk siyasetige karşı halkara cemiyetini bulup mu Türk dünyası ve İslam dünyasını Xitayga besim kılışkı çakırdı. Şunaqlı bugün Avustralya'da mı Barın katliamının 31. yıllığı hatırlandı. Faaliyetini Şarkı Türkistan Avustralya cemiyeti teşkilligen bolup, faaliyet Ababekri Sıdık Mescidi yığın zalda ötküzüldü. Faaliyette Barın Cihadi hareketinin kozguluş sebepleri şu mezgildeki Xitayning bastırış kemisti siyasetleri tunuşturuldu. Hem de Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin Avustralya'daki vekili Ustaz Abdusalam Alim hatırlaş yığılışının tertipi hem de Barın Cihadi hareketini hatırlaşının ehemmiyeti hakkında toxtaldı. Yeni bir tarafdan Barın kırgıncılığının 31. yılı münasibeti bilen Kanada Şarkı Türkistan cemiyetinin uğurlaştırışı bilen Kanada'nın Toronto, Vancouver ve Montreal Katarlık 3 şehirde Xitay virüsü yukumunun iğirliği tüpeyli halkımız yüzlerce maşinini Kanada ve Şarkı Türkistan bayrakları bilen bezep, retlik tızılgan halette signal çalgan halde koçularda aylandı. Ama Calgary şehirde bolsa çekleme bolmağalıqı sebeplik Xitay konsulxanası aldıda namayış ötküzüldü. Namayış cemiyet reisi Tuyğun Abdüveli Efendim'nin ikili sözü ve Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azası İbrahim Damollam'nın Barın şehitleri hakkıda kılgan duası bilen başlandı. Washington Postisi Xitayının irki kırgınçılık olimpikige vakaletçi bolgan halkara şirketlerini tenkit kıldı. Washington Postisi gezinin tahriri Fred Hyde 4. April makale ilan kılıp, 2022 yılı Beijing kışlık olimpik müsabakasına vakaletçi bolgan halkara şirketlerinin Uyghur irki kırgınçılığını körmeske salgallığını tenkit kılgan. Onun takitleşçe kişilik hukuk, erkenlik, irki, etnik, cinsi baravarlıkını tergip kılıp gelgen bu şirketler Uyghurlar meselesi de izgil bolmağan. Fred Hyde şirketler hakikaten irki kırgınçılık olimpikige vakaletçi buluşunu halamdu mavzuluk makalesi de Coca-Cola, Samsung, Intel, Dow ve Toyota Katarlık 15 halkaralık şirketini tenkit kılgan. Fred Hyde Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin yıllık kişilik hukuk dokulatı da Xitayning Uyghur ve başka yerlik milletlerge irki kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılgallıkı tekitlen geldikini bildirip, bu ekvalda Coca-Cola, Visa, Hemibab, Elektir ve Olimpik müsabakasına vakaletçi bolgan başka 12 şirket, kileriyle 2. aydaki müsabakını hiç kandak iş bolmağandak ötküzem dödep sual koygan. Makale diyene bu şirketler bizden Uyghur ayalları baskınçılıkı uçuravatkan tuğmaslıkka ve pahişilikki mecburlanmatkan vakitte ular özlerinin cinsi beraberlikini tebrikleşige ciddi muamele kılışımızda kütem dödep körüsligen. Makalede eğitilişçe Beijing kışlık olimpikige yana 10 ay kalgan bir vakitte bu şirketler Xitay rejimiga lagerdikiler kuyup berilsin, Uyghurlarının tinç yaşışığı yol kuyulsun. Taşkırıdaki küzetküçülerinin berip sinin nemelerini kılgallıkkanın körüşüge yol kuyulsun. Müsabıkını andın başlaylı deyişi kerekken. Xitayının ham hiyali pütüllay berbat boldi. 8. April İstanbul Çağlayan Sot Mahkemesi de ekilgan ahırkı sotunun kararı bilen 4 yıldın buyan cemaat erbabi Abdüqadir Yapşan Efendi üstüden devam kılıvatkan dava bugün pütüllay ayaklaştı. Ahırkı karar bilen Abdüqadir Yapşan Efendi Xitay onun çaplıgan barlıq tökmetlerden tuluk aklandı. Ve Xitay'nın onu kaytırıp elip gitiş talepimi red kılınıp barlıq ham hiyalleri suğu çılaştı. Şundakla Abdüqadir Yapşan Efendi'ye karıtılgan barlıq çeklemeler emelden kaldırıldı. Bu hoşallık haber hakkında Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan ve Abdüqadir Yapşan Efendiler sottun çıkan haman sot mahkemesi içidiler halkımızga malumat berip mundaq dedi. Türkistan davası da bir çoğun bir tutukluk konuk geldi Allah'ın merhameti tezmeyle. Bugün Abdüqadir Yapşan akımız bir seşer Türkistan davası nasip etti. Rehberimiz, ustazımız.
Bugün Xitayninki 4 yıllık dava çilesi, kıyınçılıkı tügedi. Xitayninki Şerqi Türkistan liderlerini, dava yoldaki azametini kıstap, Xitay'da kıstıp kaytıp ekitiş hiyali suğu çalıştı. Biz bu milletinki davanınki Şerqi Türkistan mücadelesinin galibisi Xitay tecavüzçülerininki davayımızını siz çöktürüştük, loktuğun, suikastının berbat buluşu. Bu yerde Türkiye hükümeti gibi, Türk adaleti gibi rahmet eğitimiz. Xitay Yarşari Televiziya Tori Fransiyada ariz shikoyatga duch keldi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Angliyada tarqitish ijozatnomasi bekor qilingan Xitay Yarşari Televiziya Tori CGTN Fransiyada mo ariz shikoyatga duch kelgan. Bildirilishicha, qo'g'ituvchi muhofizachilar tashkiloti 6-aprel bayonot e'lon qilib, Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenis bilan Avstraliyada o'qiyotgan Mamutjon Abdurahimga vakolatan Xitay Yarşari Televiziya Torining tökmetleri haqida Fransiya Ünsin Ali Komitetiga ariz sunganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Mamutjon Abdurahimning ayoli va bolalari 2017-yilda Avstraliyadan Sharq Turkistonga qaytib ketgandan keyin Xitay uning ayolini jazo lagerga solgan. Mamutjon Abdurahim Xitay Yarşari Televiziya Torining tökmet chaplab uning bolalarini tashlab etganligidek yolg'on xabar tarqatganligi, yana Sharq Turkistondagi qizini yolg'on ziyoratga majburlaganligi haqida ariz sunggan. Yeni bir davagar Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenis bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan terrorlik siyosati va irqiy qirg'inchilik qilmishlari haqida dalil isbotli tadqiqot dokumenti e'lon qilib, Xitoyning jinoyatlarini fosh qilganligi sababli Xitoy uni jazolash tizimiga kirgizgan. U Xitoy Yarshari televiziya to'rining uni yolg'on yovdoqlarni tarqatdi deb xabar qilganligi, ammo hech qachon uni ziyorat qilib raddiya berish fursati bermaganligi. Buning axborot prinsiplariga uyg'un kelmaydiganligi haqida ular ustidan ariz sunggan. Ma'lum bo'lishicha, qo'g'ituvchi muhofizachilar tashkiloti mazkur ikki da'vogarga vakolatan Fransiya Ünsin Ali Komitetiga Xitoy Yarshari televiziya to'ri ustidan ariz sunish bilan bir vaqtda Amerikadagi nazorat qilish organi Federatsiya xabarlashish komitetiga ariz sunggan. Xitoy Yarshari televiziya to'ri bu yil 2-oyda Angliyaning aloqador radio va Ünsin qonuniga xiloflik qilganligi sababli Angliya ushbu mulozamat organi tomonidan tarqitish ijozatnomasi bekor qilingan edi. Oldingi oyda Xitoy Yarshari televiziya to'ri Fransiyaga o'rinlashgandan keyin Fransiyadagi kishilik huquq tashkilotlarining noroziligiga uchirgan. Biroq Fransiya Ünsin Ali Komiteti Xitoy xalqaro televiziya to'rining Fransiya sun'iy hamrohini ishlatganligi sababli bu davlatda tarqitish huquqi borligini bildirgan. Shundaymi 1986-yilda ma'qullangan Fransiya axborot qonunidagi taratquvlarning tarafsiz bo'lish prinsipini asos qilib Xitoy taratquvsini qattiq nazorat qiladiganligini ta'kidlagan. Washington Post-si Xitoyning irqiy qirg'inchilik olimpikiga vakolatchi bo'lgan xalqaro shirkatlarni tanqid qildi. Washington Post-si gazetasining tahriri Fred Hyde 4-aprel maqola e'lon qilib 2022-yillik Beijing qishloq olimpik musobaqasiga vakolatchi bo'lgan xalqaro shirkatlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ko'rmaslikka solganligini tanqid qilgan. Uning ta'kidlashicha, kishilik huquq, erkinlik, irqiy, etnik, jinsiy barobarlikni targ'ib qilib kelgan bu shirkatlar Uyg'urlar masalasida izchil bo'lmagan. Fred Hyde shirkatlar haqiqatan irqiy qirg'inchilik olimpikiga vakolatchi bo'lishni xohlamdi mavzuliq maqolasida Coca-Cola, Samsung, Intel, Dow va Toyota qatorliq 15 xalqaroliq shirkatni tanqid qilgan. Fred Hyde Amerika Tashqi ishlar ministrligining yillik kishilik huquq dokumentida Xitoyning Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligi ta'kidlanganligini bildirib, bu ahvolda Coca-Cola, Visa, Hammibob Elektr va Olimpik musobaqasiga vakolatchi bo'lgan boshqa 12 shirkat kelar yili 2-oydagi musobaqani hech qanday ish bo'lmagandek o'tkazamdi deb savol qo'ygan. Maqolada yana bu shirkatlar bizning Uyg'ur ayollari bosqinchilikka uchrayotgan, tug'maslikka va fohishalikka majburlanayotgan vaqtda ular o'zlarining jinsiy barobarlikni tabriklashiga jiddiy muomala qilishimizni kutamdi deb ko'rsatilgan. Maqolada aytilishicha, Beijing qishloq olimpikiga yana 10 oy qolgan bir vaqtda bu shirkatlar Xitoy rejimiga lagerdagilar qo'yib berilsin, Uyg'urlarning tinch yashashiga yo'l qo'yilsin. Tashqaridagi kuzatuvchilarning berib, sening nimalarni qilganligingni ko'rishiga yo'l qo'yilsin. Musobaqani andin boshlaylik deyishi kerak ekan. Yaponiya Xitoyni Uyg'ur masalasini hal qilishga chaqirdi.
Yaponiya Tashqi ishlar ministrligining bugungi bayonotiga asoslanganda Tashqi ishlar vaziri Motegi Toshimitsu Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan telefonda suhbatlashgan. 90 minutlik suhbat jarayonida ministr Motegi Sinkaku arala atrofidagi Yaponiya tavalligiga qaratilgan hujumlardan qattiq norozi bo'layotganligini o'tirg'i qo'ygan va Xitoydan bu faoliyatlarni to'xtatishni talab qilgan. Motegi suhbatda yana Xitoyni Sharq Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquq dafsandichiligini hal qilishga, jumladan Uyg'urlar masalasini hal qilish uchun amaliy harakatga o'tishga chaqirgan. Yig'in jarayonida ikki davlat o'rtasidagi adil va tarafsiz savdoga kafolatlik qilish, Xitoy virusi va klimat o'zgarishi qatorliq jihatlarda hamkorlikni saqlashning muhimligini muzokara qilgan. Xitoy 2 fevral rasmiy qaror ma'qullab, dengiz qirg'og'i muhofazat atrofiga chet el paroxotlariga qarshi qurol ishlatish huquqi bergan edi. Yaponiyada hokimiyat yurgizayotgan partiyaning a'zolari 31 mart Xitoyning bu qonuniga qarshi dengiz okean qo'g'dinish qismiga qurol ishlatish huquqi berish haqida taklif sungan edi. Meral Akşener Xitoy Uyg'urlarning ustidan mehnat qo'lini tortmoqcha bu da'vodan hargiz yonmaymiz dedi. Turkiya İYİ Partiyasining raisi Meral Akşener va Anqara shahrining shahar boshlig'i Mansur Yavaşning 5 aprel ijtimoiy taratqu orqali Barın inqilobining 31 yilligini xotirlashi Xitoyning Anqaradagi bosh elchixonasining tahdid selishiga uchradi. Bu voqea Turkiyada qattiq g'ulg'ul paydo qilmoqda. Hukumatga qarshi kishilar Xitoy elchisini Turkiyaning haydab chiqirib etishi kerakligini ilgari surmoqda. Tunugun 7 aprel kuni Meral Akşener xonim Turkiya parlamentidagi partiyasining yig'inida Xitoy elchisiga javob berib mundaq dedi. Xitoy elchiligi men bilan Anqara shahar boshlig'i Mansur Yavaşqa tahdid soldi. Xitoyning Turkiyadagi vakili Do Perinchakning bizga qarshi qilayotgan so'zlari yetarlik bo'lmagan bo'lsa kerak. Xitoy davlati bevosita harakatga o'tdi. Nimishqa desanglar, biz uzundan buyon hukumat bilan uning kichik sherigi Millatchi harakat partiyasini Uyg'ur qarindoshlarimiz uchun harakatga o'tkazishga tirishibotimiz. Chunki Sharq Turkistonda yuz berayotgan insonlik tragediyasi oldida qarab turmadik va bundan keyin musukut qilib turmaymiz deganlarni bildirdi. Çin Büyükelçiliği Twitter'dan beni ve Sayın Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri Fahri Çinli Jinping Perinçek'in gayretleri yetmemiş olacak ki bizzat Çin Devleti'nin kendisi devreye girmiş. Neden? Çünkü bir süredir iktidar ve küçük ortağını Perinçek ve Çin'in esaretinden kurtararak Uygur kardeşlerimiz için adım atmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü Türkistan'da yaşanan insanlık dramına susmadık, susmayacağız. Meral Akşener Hanım, Xitay Elçihanesi'nin salgan tehdidi doğrusu tohtulup mündaq dedi. Xitay Elçihanesi, ictimai taratkular arqalıq şunu yizibdu. Xitay taraf, herkandaq kişi ve küçünün Xitayının igilik hukuki ve zimin pütüldekigi herkandaq şekilde arlaşışıga qat'i qarış çıkıdı ve bunu qat'ıq ayıplaydı. Xitay taraf, haqlı qarşılıq görüstüş hukukunu saqlap qaldı dəb təkidligən. Bizning yurtda birodar nochi bo'lsang kel deydigan bir gap bor. Bizning adresimiz aniq. Demişler ki, Çin tarafı yani Çin devleti oluyor. Herhangi bir kişi veya gücün o güçte biz oluyoruz. Biz ve de Mansur Bey birlikte Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır. Birader, bunun anlamı ne? Buyur buradan yak. Birader, buyur bekleriz. Bak sen hele. İYİ Partisi'nin reisi Meral Akşener Hanım, Xitoyning igilik hukukunu bahane kılıp durup, Uyghurlarını ezişke kat'i ruhsat kılmaydıqallıqını, Uyghurlarını kollab kuvvetleşine devam kıldıqallıqını bayan kılıp mündaq dedi. Men aldı bilen şunu demekçimen ki, bizden hiç kandaq bir devletin igilik hukuku bilen meselemiz yok. Lekin biz Xitoyının igilik hukukunu bahane kılıp durup, Uyghur qarindaşlarımızga elip berivatkan zulümge karıştırış burcumuz bar. Biz kişilik hukuk ve adaletini ilgiri sürümüz. Biz Xitoyga Uyghurlarning ishpitiga ve muqaddaslarga uzatgan qo'lini tort deyapmiz. Biz Xitoy davlatiga Uyghurlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtat deyapmiz. Qani Xitoy bu deganlarimga qarshi chiqib baqsin, ko'rib baqay. Öncelikle belirtmek isterim ki bizim herhangi bir ülkenin egemenliğiyle ilgili bir sorunumuz yok. Ama bizim Çin'in egemenlik adı altında Uygur kardeşlerimize yaptığı zulümle ilgili
çok büyük bir sorunumuz var. Biz insan hakları diyoruz, adalet diyoruz. Biz Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk'ün namusuna uzanan eli, mabedine değen o eli çekin diyoruz. Biz Uygur kardeşlerimize uygulanan soykırımı durdurun diyoruz. Bu kürsüden diyoruz ki Uygur kardeşlerimize yaptığınız soykırımı durdurun diyoruz. Hadi buna da itiraz edin de göreyim. Meral Akşener Hanım sözünü biz Uygur davasından herkes mi vazgeçmeyimiz? Xitay meynet kolunu Uygurlarının üstünden tartmakça Uygur davasını kollaşını devamlaştırmız diyen sözler bilen ahırlaştırdı. Xitay elçiliğinin tüncü kıtım Türkiye'de bazı rehberlerine tehdit selişi cemiyette katlı gulgulu payda kıldı. Ankara'daki Uygur Tetkikat İnstitutu müdiri Dr. Erkin Ekrem Efendi, Xitay'ın bu kılığının Türkiye'nin içki işlerine arlaşkallık hikayelikini, bunun Türklerinin Xitay'a bulunan narazılıkını küçeydiğallıkını tehdit edildi. Xitay'ın bu edepsizliği nöbeti Türkiye'de gulgulu payda kılmakta bulup, Ankara Şehirlik Su İdarisi Başlığı Cüneyt Öztürk'ün yol yoruğu bilen Xitay'ın bu edepsizlikinin ayetisiyle Xitay Konsulukhanısının dervası aldıdılar su uğurlarını tepki çıkış için yerge ulaşka başıldı. İdari Başlığı Cüneyt Öztürk Twitter'daki uçuruda su baylıkımız tiz süratte azıyıvatkan bir payda biz Ankara ahalileri için yokap ketken ve kanunsuz tölengen pulunu eniklaş için Xitay Elçihanısı aldıda başlayan hizmet sebebinin bergen bir aramlıkını doğru düşündüğün hemmeylenge rahmet eğitimiz diğerlerine hembeherleşi bilen Nurgun Halık İnkas yazıp Xitay'a güzel cevap verilgenlikini ve bu hizmetinin aylarca devam kılışı gerektiğini bildirişip bu menilik cevabının caidi verilgenlikini ifadeleşti. Cüneyt Öztürk Efendi tünügün yana Xitay elçihanesini tekimi mazak kılgan halda vay Allah Xitay karşılık körüstermiş. Biz korkup gettik mi? Perizimce Xitay konsulukhanesi bu ay su pulunu tölemeydi. Yakıp olmasa tekimi yamını bulgan, özü vədi kılıp evetmeyi vatkan, təsiri töven vaksinelerinin Mansur Yavaş ve Meral Akşener Hanım'da payda kılgan təsirini kaytırıp belişini tələb kılamdı, digerlerini bildirdi. Yeni bir tarafdan Ankara şehir başlığı Mansur Yavaş'a berilgen təkliflerinin biri bolsa, Xitay elçihanesi yer alan koçunun ismini İsa Yusuf Alıptekin koçisi, Şarkı Türkistan koçisi, Uyghur Türkleri koçisi digendek isimlerge özgertip etiş təklifimi ictimai uçur vasıtırda nahiyeti köpləb tələb kılınmaqda. Şundaqla müstakil hakkır grupisi bolgan Danlıq Ayultuz grupisi, Xitay'nın mağarıp organlarını öz içige alan köpligen torbetlerge hücum kılıp, Mezkur torbetlerinin baş betlerine Şarkı Türkistan ve Türkiye bayraklarını çıkarıp, Kızıl bayraktan kök bayrağı salam bolsun. Kürşat'ın 40 askeri bilen kılgan hücumunu unutuğan bolsanlar, sizlerge yağmur puraydıgan u keçini kaydı əsiltimiz digen sözlerini çıkarıp koydu. Xitay'nın ham hiyali pütüllay berbat boldu. 8 April İstanbul Çağlayan Sot Mahkemesi'de ekilgan ahırkı sotunun kararı bilen 4 yıldın bu yan cemaat erbabı Abdülkadir Yapşan Efendi üstüden devam kılıp atkan dava bugün pütülay ayaklaştı. Ahırkı karar bilen Abdülkadir Yapşan Efendi Xitay onunla çapılgan barlık tökmetlerden tuluk aklandı. Ve Xitay'nın onu kaytırıp elip gitiş talepimi red kılınıp barlık ham hıyalları suğu çınaştı. Şundakla Abdülkadir Yapşan Efendi'ye karıtılgan barlık çeklemeler emelden kaldırıldı. Bu hoşallık haber hakkında Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birlikleri Reisi Hidayetullah Oğuzhan ve Abdülkadir Yapşan Efendiler sottun çıkan haman sot mahkemesi içidiler halkımızga malumat berip mundaq dedi. Türkistan davası da doktorun bir tutukluk konuk geldi Allah'ın merhameti sözlerinden. Bugün Abdülkadir Yapşan akımız bir Şarkı Türkistan davası nasip ettik. Rehberimiz, ustadımız. Bugün Xitay'ınki 4 yıllık dava çilesi, kıyınçılıkı tüvidi. Xitay'ınki Şarkı Türkistan liderlerini, dava yoldaki azametini kıstap, Xitay'da tutup kaytıp ekitiş hiyali suğu çalıştı. Bu milletinki davanın ki Şarkı Türkistan mücadelesinin galibisi Xitay tecavüzçülerininki davayımızı siz söktürüştü, bloklayan suikastının berbat buluşu. Xitay Yer Şarı televiziyatori Fransiyada arz şikayetki duç geldi.
Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Angliyada tarqatish ijozatnomasi bekor qilingan Xitoy yer shari televiziyatori CGTN Fransiyada mo arz shikoyatga duch kelgan. Bildirilishicha, qo'g'ituvchi muhofizachilar tashkiloti 6 aprel bayonot e'lon qilib, germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenis bilan Avstraliyada o'qiyotgan Mamutjon Abdurahimga vakolatan Xitoy yer shari televiziyatorining to'kmatlari haqida Fransiya UNSIN oliy komitetiga arz sunganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Mamutjon Abdurahimning ayoli va bolalari 2017-yilda Avstraliyadan Sharqiy Turkistonga qaytib ketgandan keyin Xitoy uning ayolini jazo lagerlariga solgan. Mamutjon Abdurahim Xitoy yer shari televiziyatorining to'kmat chaplab uning bolalarini tashlab ketganligidek yolg'on xabar tarqatganligi, yana Sharqiy Turkistondagi qizini yolg'on ziyoratga majburlaganligi haqida arz sungan. Yana bir da'vogar germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenis bo'lib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan terrorlik siyosati va irqiy qirg'inchilik qilmishlari haqida dalil isbotliq tadqiqot dokumenti e'lon qilib, Xitoyning jinoyatlarini fosh qilganligi sababli Xitoy uni jazolash tizimiga kirgizgan. U Xitoy yer shari televiziyatorining uni yolg'on yavdoqlarni tarqatdi deb xabar qilganligi, ammo hech qachon uni ziyorat qilib raddiya berish fursati bermaganligi. Buning axborot prinsiplariga uyg'un kelmaydiganligi haqida ular ustidan arz sungan. Ma'lum bo'lishicha, qo'g'ituvchi muhofizachilar tashkiloti mazkur ikki da'vogarga vakolatan Fransiya UNSIN oliy komitetiga Xitoy yer shari televiziyatori ustidan arz sunish bilan bir vaqtda Amerikadagi nazorat qilish organi Federatsiya xabarlashish komitetiga arz sungan. Xitoy yer shari televiziyatori bu yil 2-nji oyda Angliyaning aloqador radio va UNSIN qonuniga xilofli qilganligi sababli Angliya ushbu mulozamat organi tomonidan tarqatish ijozatnomasi bekor qilingan edi. Oldingi oyda Xitoy yer shari televiziyatori Fransiyaga o'rinlashgandan keyin Fransiyadagi kishilik huquq tashkilotlarining noroziligiga uchragan. Biroq Fransiya UNSIN oliy komiteti Xitoy xalqaro televiziyatorining Fransiya sun'iy hamrohini ishlatganligi sababli bu davlatda tarqatish huquqi borligini bildirgan. Shundaymi 1986-yilda ma'qullangan Fransiya axborot qonunidagi taratqularning tarafsiz bo'lish prinsipini asos qilib, Xitoy taratqusini qattiq nazorat qiladiganligini ta'kidlagan. Xitoyning 7 darajadan tashqari kompyuter shirkati jazo tizimligiga kirgizildi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Biden hukumatiga sobiq prezident Trampning siyosatini davomlashtirib Xitoyning 7 darajadan tashqari kompyuter shirkatini jazo tizimligiga kirgizgan. Xabarda bildirilishicha, Amerika Savdo ministrligi 8 aprel Xitoyning 7 darajadan tashqari kompyuter shirkatini jazolandirgan tizimlikka kirgizilganligini e'lon qilgan bo'lib, bu shirkatlarning Amerikaning davlat bexatarligiga yoki tashqi siyosat manfaatiga ziyon yetkazganligi bildirilgan. Bildirilishicha, jazo tizimligiga kirgizilgan Xitoy shirkatlari Tianjin Feiteng uchur texnikasi cheklik shirkati, Shanghai to'plashtirilgan Tokyo texnikasi va ishlab chiqarish markazi, Shenzhen Shenwei mikroelektron cheklik shirkati, Shenzhen davlatlik darajadan tashqari hisoblash markazi, Jinan davlatlik darajadan tashqari hisoblash markazi, Wuxi davlatlik darajadan tashqari hisoblash markazi, Jingzhou davlatlik darajadan tashqari hisoblash markazi qatorliklar ekan. Amerika Savdo ministrligining bildirishicha, Xitoyning mazkur shirkatlari Xitoy harbiy qismlari ishlatadigan darajadan tashqari kompyuter yasashga qatnashgan. Hamda Xitoy armiyasini zamonaviylashtirish va keng ko'lamli qirg'uvchi qurollarni yasashga qatnashgan. Amerikaning Xitoy shirkatlarini cheklashdagi maqsadi Xitoyning Amerika texnikasini ishlatib, harbiy qismni zamonaviylashtirishning oldini olish ekan. Washington Post gazetasining xabar qilishicha, Tianjin Feiteng uchur texnika cheklik shirkati Saudi shirkati ekanligini ilgari surib, Amerikadagi Intelga o'xshash yer shari o'zak magnatiga aylanishni planlagan. Ammo bu shirkat Xitoy armiyasi bilan bo'lgan quyuq munosabatini yo'shirib, Xitoy armiyasining qurol-yarog' tadqiqoti va taraqqiyotiga keraklik o'zaklarni lahilab chiqqan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Amerika Savdo ministrligining qarori e'lon qilingan kundan boshlab darhol kuchga ega bo'ladi ekan. Ammo setibilish tartiblari oxirlashib, mol yetkazish bosqichida turayotgan cheklangan mollar bu qarorning ta'siriga uchramaydi ekan. Avstraliya tashqi ishlar ministri Xitoyning Uyg'urlarni sistemalik bostirishi haqida ishonchli dokumentlarning borligini bildirdi. Anadolu agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Avstraliya tashqi ishlar ministri Maris Payn Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatining xalqaroda xabar qilinayotgandek emasligini tushuntirish uchun Avstraliyalik muxbirlarni 7 aprel Kamberradagi Xitoy bosh elchixonasiga taklif qilganligi haqida bayonot e'lon qildi. Payn Xitoyning yig'inda muxbirlarga ko'rsatgan filmlarning aksicha qo'lida Uyg'urlarga qarshi sistemalik parokandachilik va qiynash to'g'risida ishonchli dokumentlarning borligini tilga oldi. Payn mazkur dokumentlarda Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari, diniy bostirish, majburiy tug'mas qilish,
ayollarga qaratılgan sistemelik xorlaş, qiynaş qatarlıqlarının körüstilgenlikini Avustraliyanın bu meselige devamlıq köngül bulduganlıqını təkidlegen. Payne yana Avustraliyanın Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarı'na besim işiltip, Şarkı Türkistan'a uçuk ve erkin kiriş bursu talep kılganlıqını, bu taleplerinin Xitay dairleri tarafından izkil ret kılınganlıqını eskertip ödü. Xitay'nın Kamberada turuşluk baş elçihanesi 7 April muhbirlerini kütüveliş yığını çakırıp, Avustraliyalik muhbirlerga Şinjan Yaxşıcay degen temada alahide tayarlanan yalgan teşviqat filmini körsetken idi. Ve şu günü Avustraliyadaki Uyghurlar bununla karşı akbarat ilan kılış yığılışı ötküzüp, bununla kattık narazılık bildirgen idi. Yeni bir tarafından Avustraliya Saudi Ministeri Dan Tehan 9 April Sky News kanalının ziyaretini kabul kılıp, Avustraliya hükümeti Xitay'nın Uyghur Müslümanlarına qaratılgan kişilik hukuk depsendikilikini bütünlüğe kabul kılgılı bolmaydı dep devamlıq inik otturgu koydu digerlerini bildirdi. Kadirli körümelerimiz, şuna kılı bu haftalık muhim haberler programımız müşerde ahırlaştı. Hafta ahırdaki demeyleşenlerden hayırlı ötüşüge tilek taşlık bildiriş bilen ayetki günlülük haberlerimizi görüşkice aman bulguysa. Şuna kılı ikran arkasındaki varlık hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.